Ben beslenme uzmanı Ümran Yılmaz. Obezite kliniğinde çalışıyorum çok uzun yıllardır. Klinikte özellikle hastalarımızın kilo ile ilgili problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Kullandığımız yöntemler genelde cerrahi yöntemler oluyor. Halk arasında da bilinen mide balonu, mide kelepçesi, sleeve gastrektomi dediğimiz tüp mideler, bağırsak bypassları ve duodenal switch dediğimiz ameliyatları uyguluyoruz. Bu ameliyatlar tabii ki çok önemli ameliyatlar ama tek başına hastanın kilo problemini çözmeye yetmiyor. Çünkü vücudumuz çok ilginç bir organ, canlı bir metabolizma, kendini hemen koşullara uyumlandırabiliyor. Bu ameliyatlar 1,5-2 yıl boyunca sizin kilo vermenizi sağlıyor ama daha sonra emilim alanlarını revize etmeye başlıyor. Ya da 4'te 3'ü çıkartılan midelerin geri kalan 4'te 1'lik kısmını yeniden büyütmeye başlıyor. Altın bir anahtar bu ameliyatlar ama anahtarı çok iyi kullanmak lazım. 6 ay, altın ay diyorum ben hastalarıma bu ameliyatlardan sonra. Bu 6 ay sonunda beslenme uzmanıyla birebir mesai yapıp doğru beslenmeyi çok iyi öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü beslenmede taviz vermediğimiz bir takım prensipler var. Bu prensipleri çok iyi algılayıp hayatlarına geçirdikleri takdirde bir ömür boyu başarıyı yakalayabiliyorlar. Artık bundan sonraki yaşamlarında hiç kilo problemleri olmuyor. Yemedeki bu taviz vermediğimiz prensipler nelerdir diye bakarsak, öncelikle gözlemlerimden şunu söyleyebilirim ki kilolu insanlar çok hızlı yemek yiyorlar. Burada takip ettiğim hastalarıma öncelikle çok yavaş yemek yemeleri gerektiğini, küçük lokmalar almalarını ve bunları çok çiğnemelerini öğretiyoruz. Akabinde öğün atlamamaları gerekiyor. Çünkü bugün bilimin de tespit etmiş olduğu metabolizmayı hızlandıran iki tane faktör var. Bunlardan bir tanesi az, sık ve düzenli beslenmek. Diğeri ise tabii ki fiziksel egzersiz. Akabinde yaptıkları öğünlerde öğün örüntüsü çok önemli. Bu hastalarımızın öncelikle proteinli gıdaları tabaklarında tüketmeleri gerekiyor. Şayet doymadılarsa ondan sonra diğer gıdalara geçmeleri lazım. Hastalarımız metabolizmalarını hızlandırmak için egzersizle desteklemeliler. Ama tabii ki ben hiçbir zaman agresif bir egzersiz programı önermiyorum. Buna oldukça da karşıyım. Bir insanı zorlayan hiçbir şey hayat boyu sürdürülemez ve yapılamaz. Onun için her zaman için ılımlı egzersiz diyoruz. Ameliyatların hemen akabinde, ilk bir haftada yürüyüşlerle egzersize başlatıyoruz. Daha sonra çok hoşlandıkları, sevdikleri bir egzersiz olabilir. Bu dans bile olabilir aslında. Yürüme, dans etme, yüzme, bisiklete binme, doğa sporları bunlarla uğraşmalılar. Hayat tarzlarını tamamıyla değiştirmeliler. Sıvı alımları çok önemli. Çünkü bir şekilde bu ameliyatlar estetik kaygılarını bir süre ortadan kaldırıyor. Bunu kaldırırken de vücudumuz çok ciddi anlamda bir yağ yakıyor. Bu yağların sonucunda da bir sürü artık madde üretiyor. Ve bu ürettikleri bütün artık maddeler de toksik, yani zehirli. Vücudumuzda kaldığı süre içerisinde bu hem zayıflama hızımızı çok düşürüyor hem de sağlık kalitemizi çok düşürüyor. Bunun için buna bir taşıyıcı gerekiyor. Bu da mutlaka su olmalı. Suyla beraber böbrekler kanalıyla bu toksik maddeleri dışarıya atmamız gerekiyor. Saydığımız aslında çok fazla değil. 3-5 kurala uyduğumuz takdirde hem estetik kaygılarımız ortadan kalkmış oluyor hem de hayat konforumuz yerine gelmiş oluyor. Herkese başarılar diliyorum.